Merhaba çocuklar. İsimler konusunun ikinci bölümüyle dersimize devam ediyoruz. Bugün varlıkların sayılarına göre isimleri işleyeceğiz. Bunlar neydi? Tekil adlar, çoğul adlar ve topluluk adları ya da isimleri. İkisi aynı anlama geliyordu. Şimdi hemen geçelim konumuza. Tekil ad ne demektir? Aynı türden tek bir varlığı belirten adlardır çocuklar. Kedi, araba, çocuk, kalem gibi. Bakın, burada bir tane kalemim var değil mi? Bu işte tekil addır. Çoğul adlar nedir? Aynı türden birden çok varlığı belirten kelimelerdir. Bunlar ler ekiyle çoğul yapılır çocuklar. Yani normal burada kedi, tekil olan kedi kelimesine ben ler ekini getirdiğimde kediler oldu. Araba kelimesine lar ekini getirdiğimde arabalar oldu. Çocuk kelimesine lar ekini getirdiğimde çocuklar oldu. Kaleme ler ekini getirdiğimde kalemler oldu. Şimdi tekil çoğulu bir de ben elimde kalemlerle göstereyim. Bir tane kalemim vardı. Bu neydi? Tekil isim, sadece kalem. Bunun yanına diğer kalemlerimi de ekledim. Bakın 4 tane kalemim var. Şimdi ne diyeceğim ben bunlara? Kalemler diyeceğim. Çoğul isim oldu. Peki öğretmenim biz bu ler mi gelecek, lar mı gelecek? Bunu nasıl anlayacağız derseniz hemen bir örnek yapalım sizinle. Mesela kediler yerine ben kediler desem oluyor mu? Kulağıma hiç hoş gelmiyor değil mi? Bunu kulağınıza hangisi doğru geliyor? Ona göre seçebilirsiniz. Çok fazla detayına girip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Zaten kelimenin gidişatına göre siz ona ler mi gelecek, lar mı gelecek anlayabiliyorsunuz. Şimdi tekil adları öğrendik, çoğul adları öğrendik. Bir de topluluk adlarımız vardı. Topluluk adları da çoğul adlara benziyor. Ancak farkı şu. Ler ve lar eklerini almamasına rağmen yine birden çok varlığı bildiren kelimeler bunlar çocuklar. Örneğin aile. Bir ailede en az 2 kişi olur değil mi? Sizin ailenizde kaç kişi var? Kaç kardeşsin? Anne, baba, 2 çocuk varsa mesela aile 4 kişilik olur. Ya da anne, baba, tek çocuk varsa aile 3 kişilik olur. Seninle yaşayan deden, ninen varsa ailen daha kalabalık olur. Yani aile bize bir topluluğu belirtir. Peki orman? Ormanda ne vardır? Bir sürü ağaç vardır değil mi çocuklar? Bu ağaçlarda yaşayan hayvanlar vardır. İşte biz bu topluluğa da orman diyoruz. Düzine. Bir düzine kalem kaç tanedir? Biz bunu matematik dersinde öğrenmiştik değil mi? Bir düzine de 12 kalem vardır. Yani bana yine bir çokluğu bildiriyor. Bu yüzden düzine de çoğul olduğundan topluluk adıdır. Bakın düzineler dediğimde birkaç tane 12 oluyor değil mi? Birkaç tane 12 kalem. Ama tek bir düzine dediğimde bir düzinenin içinde 12 kalem vardı. Bunu hatırlayarak bunun topluluk adı olduğunu bilebiliriz. Ordu mesela asker tekildir değil mi? Bir tane asker. Ama orduda birden fazla asker vardır. Yüzlerce asker vardır. İşte bu da bize bir topluluğu belirtir. Şimdi burada eklemek istediğim önemli bir not var. Topluluk adları çoğul eki alabilirler. Şimdi öğretmenim bu nasıl olacak diyorsanız hemen örnekte yazdığım cümleye hep birlikte bakalım. Pikniğe bütün aileler katılmıştı. Aile neydi? Bir ailede en az ne demiştik? 2 kişi olur demiştik. 2 kişi olur, 3 kişi olur, 4 kişi olur. Bu böyle artarak gidebilir. Aileler dediğimde birden çok aile oluyor değil mi? 3 aile, 4 aile bunlar bir araya geliyorlar. Bir sürü insan oluyor. İşte ben burada aileler dediğimde yanlış bir kullanım yapmış olmuyorum. Cümlede vermek istediğimiz anlama göre topluluk adlarına bazen çoğul eki gelebilir. Evet çocuklar. Şimdi konumuzu anlattığımıza göre. Hemen geçelim. Daha dün anlatmıştık o konuyu. Özel adlar ve tür adları işlemiştik birlikte değil mi? Burada bizim bir resmimiz vardı. Bu resim üzerinden ben size bunu anlatmıştım. Sizler de bunu çok iyi anlamışsınız. Özel adları ve tür adları. Şimdi ne yapacağız? Bu sefer biz bu resmimizde tekil adlara ve çoğul adlara bakacağız. Şimdi önce Ayşe'den başlayalım. Ayşe bir tane kız var burada değil mi? Bir tane çocuk var. Bu tekil isimdir çocuk.
Ayşe'nin elinde ne vardı? Elması vardı bir tane. Elmasını almış okula gidiyordu. Bu elma tek başına olduğunda tekil attır. Ancak ağacın üstüne bakıyorum ben. Benim ağacımda kaç tane elma varmış? Hadi gelin hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane elma var. Ben buna ne diyeceğim o zaman? Elmalar diyeceğim. Bakın lar çoğul eki aldı. Tekil olursa elma, birden fazla olursa elmalar oldu. Ağaç dedim ben buna. Bir tane ağacım vardı okulun yanında, değil mi çocuklar? Ağaç olursa tekil olur. Burada ben bir sürü ağaç çizmişim. Ondan fazla ağaç var burada. Bunlara ben ne diyeceğim? Birden fazla olduğu için ağaçlar diyeceğim. Peki ben bu ağaçların bulunduğu yere orman desem, işte o zaman da topluluk adı oluyor çocuklar. Tekil olunca ağaç, birden fazla olunca ağaçlar, ağaçların hepsine ise orman diyorum. Evet, bulut mesela, bir tane olunca bulut. Buraya çizdim, iki tane oldu bulutum. Bunları ne dedim? Bulutlar dedim. Okul bir tane olduğu için tekilisin. Ama bunun yanında başka okullar da olsaydı, atıyorum bir ortaokul, lise olsaydı, ben bunlara okullar diyecektim. Evet çocuklar, bugünkü konumuz bu kadardı. Adlar konusunu tamamen bitirmiş olduk bu videoyla. Umarım hepiniz çok iyi anlamışsınızdır. Dikkatlice lütfen dersleri takip edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere çocuklar. Hoşça kalın.